Bugün Ege'deyiz. Ege'nin Aydın Efeler diyarındayız. Yapılan bir ırk değerlendirmesinin sonunda geceyi burada geçirdik. Bugün mera yarışması yapılacak. İngiliz ırkları olarak. İngiliz ırkları olarak mera yarışması yapılacak. Aramızda Köpek Irkları Federasyon Başkanı Sayın Ümit Bey bulunmakta. Adnan Bey zaten her tarafta var. Dün de vardı, bugün de var. Yarın gene olacak. Ümit Bey ara sıra teşrif ediyor. Aydın'ı çok sevmiş Adnan abi. Ondan evet. Gitmiyor buradan. Her zamanki gibi bu tür yarışların olmaz olması Kütahya Mettan Kadir Sarı ve Aydın Dernek Başkanımız Sayın Hakan Cengiz Bey de içimizde. Kıfa bağlı İngiliz Pointer Derneği'nin Aydın Şubesi'nin yarışması bu. Dün ırksalar yarışması yapıldı Hakem Adnan'ın tarafından. Bugün Beraber Adnan'la beraber ilk defa Aydın'da bir mera yarışması yapmayı hedefliyoruz. Arazi oldukça güzel, hava da güzel, rüzgar durumu da güzel. Umarım iyi işler çıkartır köpekler bugün. Herkes keyifli olur. Bu yarışmaların çok önemi var. Biz kıfa olarak bu yerel yarışmaları destekliyoruz. Çünkü tıpkı Maradona'nın Arjantin'in küçük sokaklarından, banliyölerinden çıkıp dünya çapında bir star olması gibi bu tür yarışmalarda koşan köpeklerden de niye iyi köpekler çıkmasın diye düşünüyoruz. Nitekim 18-17-23 Mart arasında Sırbistan'da işte düzenlenen yarışmada Türkiye'den katılan köpeklerimiz Avrupa şampiyonu üçüncüsü oldular. Bu köpeklerin hepsi Türkiye'de yetiştirilen, dışarıdan alınsa bile Türkiye'de geliştirilen, bu tür yarışmalara katılan, bu tür yarışmalarda kendini göstermiş. Bende bir ışık var demiş köpekler. Bu köpeklerle biz 21 ülke arasından 3. olduk Türkiye olarak, kıfa olarak. Bu büyük mutluluk verici. Düşünün ki İtalya 1. İspanya 2. ve Türkiye 3. oldu. Biz Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Sırbistan ki kendi meralarında çalışıyorlar gibi birçok Yunanistan gibi birçok köpeği, birçok Bulgaristan, birçok köpeği, birçok ülkeyi geçtik ve üçüncü olduk. Bunda üçüncü olmamızdaki en büyük neden bana göre bu tür yarışmalarda ışık gördüğümüz köpekleri KIF tarafından düzenlenen çeşitli seminerlerle hem teorik hem pratik yapılan seminerlerle seminerden sonra düzenlenen yarışmalarda ışık görülen köpeklerin uygun ellerde eğitilmesi sonucu bu başarıya erdiğini düşünüyorum. Onun için bu tür yerel yarışmaları destekliyoruz. Bilindiği gibi yurt dışında bu yarışmalar doğal kuşlarla yapılıyor. Şubat ortasından 1 Nisan'a kadar, Nisan başına kadar kuşlar yumurtaya yatmadan, daha eşleşme dönemindeyken yapılan yarışmalar bunlar. Doğal kuşlara hiçbir şekilde zarar verilmiyor. Köpeklerin gezmesine, fermalamasına ve fermadan sonra mantar tabancasıyla köpeğin silah sesinden korkmadan bakılıyor. Bu şekilde kuşlara hiçbir zarar vermeden yapılan bir yarışma bunlar. Yarışmalar bunlar. Biz ülkemizde henüz bunları yapamadık. Bugün burada da aynı şekilde yine faturalı, çifte almış kuşlarla doğal olmayan kuşlar yarışma yapılacak. Bunlar bir nebzeye kadar bizim başarımızı engelleyebilecek noktalar ama biz yine de bu engellemelere karşın, bu olumsuz şartlara karşın üçüncü olabildik. Bundan mutluyuz. Ama umuyorum devlet yetkilileri de buna kulak verirler. Şubat ortasından yani av mevsim kapandıktan sonra 1 Nisan tarihine kadar biz de Türkiye'de doğal kuşlarla, kuşlara zarar vermeden, yaban ortamına zarar vermeden yarışma yaparsak çok faydalı olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, sizin dediğiniz gibi benim bir köpeğim var. Adnan abi bilir. Arkadaşlarım diyor. Bu köpek gitti İtalya'da güzel başarı kazandı. Bir şampiyonluğu var. Geldi Yunanistan'dan da 5-6 köpek içinde gene bir şampiyon oldu. O köpeği buradaki bu elle konulan kuşlarda kesinlikle itibar etmiyor. Etmez. Dün köpekler akıllı. Evet. Dün değil. Cuma günü Uğur'la elekleydik Manisa'da kulaktan içindesin. Uğur birkaç tane keklik koydu. Saldık köpeği. Yanından geçti. Bakmadı bile. Bakmadı bile. Normal. Bakmadı. Normal. Yani şimdi burada mesela bu tür bugünkü organizasyonu ben de köpeğimi salmak isterdim. Ama duymayacak ben biliyorum. Duymuyor. Onlar hiç bakmıyor nedense. Öyle bir aklı var köpeklerin. Doğala geliyor ne kadar mesafelerden duruyor. Elinle koyduğun hiçbir şeye bakmıyor. Doğal. Bakmıyor. Normal. Bakmıyor. Çok evet. Adnan Bey, büyük üstadımız, hakemimiz, gözümüz. Buyur abim. Güzel bir hava, güzel bir... yani her şey bugün yarışma için olumlu. Rüzgar çok güzel, hava çok güzel. Evet. İyi köpekler var. Yani merada iyi işler yapacağına evet. İnandığımız köpekler var. Evet. İnşallah güzel bir yarışma olur. Güzel bir gün olacak, güzel bir geçecek. Evet. Herkes de keyifle izler. Başarılar diliyoruz. Evet, Kadir Sarı, Emet'le. Öncelikle...
Köpek Hakları Federasyonu Başkanımız, Yönetim Kurulu Üyemiz Adnan Bey. Öncelikle onlara teşekkür ederim. Kuruluşumuzdan bugüne kadar sürekli birbirimizi destekleyerek kurulara geldik. Hakan Cengiz kardeşimin ilk defa bu sene yaptığı bir organizasyonda gayet başarılı şimdiye kadar. Arazi güzel, mera güzel. Sayın hocalarımızın da takdirine göre köpekleri değerlendirecekler. Develer kaçmış. Kaçmış mı? Hakan Cengiz kardeşim deve kesecekti, develer kaçmış. Yok, şu ana kadar 10 numara problemsiz gidiyoruz. Şu ana ben kaçan keçi belirtileri görüyorum da görmedim. Şu ana kadar çok iyiyiz. Yarışmacı evet. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Evet. Her şey çok güzel. Evet arkadaşım. Vallahi ben kısa keseyim, çok uzatmayayım. Aynen olsun. Büyüklerim zaten söylemesi gerekeni söylediler. Ben ilk önce Süleyman abiye, Kadir abiye, Ümit hocama, Adnan abiye çok teşekkür ederim. Beni bugün de yalnız bırakmadılar çünkü İlkleri yapmak gerçekten zormuş. Evet, ben bunu dün anladım. Ama dünkü organizasyonumuz, abim de burada, Kadir abim de burada, Süleyman abi de burada. Gerçekten güzel bir şekilde geçti. Çok güzel. İnşallah bugün de aynı şeyi başarıp yüzümün hakkıyla, Aydın olarak yüzümüzün hakkıyla bu yarışmalardan çıkacağız. Evet. İnşallah. Çok teşekkürler. Şimdi bu yarışmalardan kolay çıkmamızdaki sebep biraz da hocamız olduğu zaman o bizi yönlendiriyor. Kesinlikle. Yani yazışmada köpeklerin gelmesine hepsinde yani o bir önder olduğu için biz kolaylıkla onun peşinden akıp gidiyoruz. Tecrübe başka bir şey zaten abi. Adnan abinin de tecrübelerinden evet, her zaman faydalanıyoruz. Evet geldiniz ayaklarınıza sağlık teşekkürler. Evet sevgili yaban dostları abi, şimdi yazışmalar ondan sonra yarış başlıyor. Yarış sahasında görüşmek dileğiyle. Yemeyen mi? Ses geliyor. Sevgili yaban dostları, buraların gönüllü avcı abilerimiz, olmazsa olmazları, bütün yarışlarda bu arkadaşlar var. Bunlar gibiler vardır daha sonra. Sağ olun. Gördüğünüz keklikleri özel avlaklardan para karşılığında aldık. Ve şu mera yarışması için saklayacağız. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Senin ismin neydi usta? Tehmit Alan. Gençlerle başlıyoruz ilk çiftimiz. Tehmit Alan'dan Cesi. Metin Kale'den Boz. Boz'la başlıyoruz. İnşallah iyi bir yarışma olur. Bir de benim bir merak ettiğim bir şey, onu sorabilir miyim? Size sormak istiyorum. Lakabınız var mı? Hocam lütfen dışarı çıkar mısın? Pis dışı. Hocam lütfen bütün yetki sizde Adnan Bey. Valinin bana vermiş olduğu yetkiyi lütfen kullandırtmayın. O hal vermiyorsun. Başlayabiliriz. Siz sahasız olsanız abi. Hadi. Bazen köpekle müdahale etmiyorsunuz. Rastgele. Bizde deneyimsiz köpekler olsa gerek. Rüzgar karşıdan esmesine rağmen hep rüzgarın tersine gittiler. Bu hata tabii ama normal, bunlar genç köpekler. Evet. Bir av köpeği bu belli. Kuş orada olmasına rağmen bir türlü yeni noktaya olmadılar. Rüzgar geldi. Yani ferma versek mi, vermesek mi, versek mi, vermesek mi? Onun için burada sizin yarışmanın sonuna doğru teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Bir kuş koyduk. Genç dişiler yarıştı. Şimdi bir kuş daha koyuyoruz. Hadi.
İkinci çift genç köpekler. Navar, Setter, Cross, Buffon, Merkez, Pointer. Bakalım göreceğiz bunları da. Evet arkadaşlar buyurun sal. Sol sağ. Hadi de askere. Yürü. İleride. Bağla bağla. Toplayın köpekleri. İleri. Tamam sakin. Evet sevgili yaban dostları yarışma yerindeyiz. Yarışma başladı. Misafir gelen arkadaşlarımızla köpeği olmayıp da gelenler var Marak'tan. Köpek olup da salacak olan arkadaşlarımız var. Tanıyalım. Nereden? İzmir Karşıyaka Murat Suvay. Köpeğin var yarışacak. Setter. Arkadaşım Ali Çınardalı yeğenim olur İzmir'den. Yarış köpeği yok fakat Marak'tan dolayı o da geldi. Sağ olsun. Hoş evet. Geldin işte. Sen de hoş geldin. Sizin burada olduğunuzu duyduk. Sizleri bir görelim dedik. Köpekleri görelim dedik. Burada çok meraklı arkadaşlarımız var, avcı arkadaşlarımız var. Onlarla bir selamlaşmak için, bir merhaba demek için geldik. Sizleri gördük, çok mutlu olduk. Tabii sezon kapandıktan sonra artık işte böyle etkinlikler bence bir araya geliyoruz. Evet, aynen. Başka bir yarışmacı abimiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Süleyman Bey. Benim de bir juniorlarda koşacak köpeğim var. Hem burada beraber olmak, aynı havayı teneffüs etmek için geldik. Arkadaşlarla beraberiz. Güzel, hoşça vakit geçiriyoruz. Evet. Muhtarım, öncelikli olarak sana gerçekten aydınlı olarak değil yani yaban tibayla olarak teşekkür ederim ki birçok zorluklardan sonra bu merayı arkadaşlara tahsis etmeyi başarmışsın. Valilikten, kaymakamlıktan, birçok yerlerden geçmişsin. Teşekkür ediyorum. Bir kendini tanıt başkanım. Ben Ali Kayki, Acar'ın mali muhtarım. Öncelikle sizlere çok teşekkür ederim. İngiliz yetişkinler. Acaloğlu köyünü tanıttık. Beller canı. Öncelikle teşekkür ederim. Sağ ol. Tabii arkadaşlar geldi. Dedim ki biz burada bir köpek yarışı yapacağız. Köpek yarışı deyince Dracula, Alaska, Forvet, evet. Aron. Evet. Dedik arkadaşlar Bobby, Deniz, Zana. Evet. Bu köpekler hazır olsun sırayla arka arkaya merhaba yarışmamız dedik. Devam edecek. Hepsi yok. Buraya gelsin. Bizim işimiz köpekleri zamana göre yarıştırmak, edebi bulmak. O zaman dedik biz varız. Tamam. Önce sağ ol. Hayvanı seveceğiz, insanı seveceğiz. Sağ ol. O yüzden dedik biz varız.
Sağ olsun Hakan arkadaşım, çok uğraştık beraber, izinlerimizi aldık. Sağ ol. Bugün de tabii ben ilk defa böyle bir şeye katıldığım için böyle bir şey beklemiyordum. İşte 15-20 kişiyle diye şimdi duyuyorum. Arkadaşlar Türkiye'nin gerçekten birçok yerinden gelmişler. Bütün ilden gelenler var. Bütün ilden gelenler var. Çok kalabalık. Yani bizler de deve güreşi olduk. Biz deve güreşlerine biliriz. Develer kaçmış başkan. Yani deve güreşler kaçmış. Ama gerçekten bir deve güreşi şenliğinde çok güzel yarışlar oldu. Öncelikle teşekkür ederim Hakan Bey. Biz teşekkür ederim. Biz sizler teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol muhtarım. Sağ ol. İyi ki varsın. Sağ ol. Hoş geldiniz arkadaşlar. Buyurun. Merhaba. Ne görebiliyorsun? Ben de vurmak için yapmıyorum. Bir tane şey ayarlayayım. Yaban evlerden kaldık sürücü. Bayramı şey bildiğin gibi değil ya. Evet, İngiliz gençleri bitirdik. Şimdi İngiliz yetişkin köpeklerle başlıyoruz. Yetişkin köpeklerdeki kurallar gençlere oranla biraz daha sıkı. Yani gençlerde ters dönen, rüzgara ters dönen köpekleri biraz müsamaha gösterdik ama bunlar da iki kereden fazla göstermeyiz herhalde. İki kere ters dönen köpeği rüzgara karşı dönmeyip biraz rüzgara ters dönen köpekleri ileriz. Biraz daha sıkı kuralları olan bir şey ve yetişkin köpekleri daha iyi performans bekliyoruz. Göreceğiz. Bir dakika kuralım ne diyor hocam? Var. Bir dakikadır süreniz var. Bir dakikadan sonra ufak bir düt sesiyle gerçek süre başlıyor. İlk bir dakika içerisinde yapılan hatalar sorun değil. Artılar işleniyor, yazılıyor. Bu hatalar yazılmıyor. Bir dakikadan sonra yapılan her hata işleme konuyor. Çok fazla buyurun. Bağırıp tutacağım diyorsun. Buyurun. Hayır. Köpeklerde ikinci çifti bitirdik şu anda. Pardon, üçüncü çifti bitirdik şu anda. Şu ana kadar dereceye giren köpek yok ki bir tane gelecek olan köpek var. Biraz ışık gördüğümüz bir köpek var. Yetişkin köpeklerin rüzgarı doğru kullanması gerekiyor. Rüzgar doğu yönden esiyor. Köpeklerin şu şekilde gezmesi gerekirken köpekler hep geri geri gittikleri için ikinci geri gidişlerinde elemek zorunda kalıyoruz. Yapacak bir şey yok. Diğer yetişkinleri bekleyeceğiz. Deniz. Seter Deniz. Buyurun. Evet. Salınız. Hadi be. Buraya. Buraya. Rahat bak, rahat bak, rahat bak, rahat bak. İlk dakika var zaten. Şu anda bir setter ve pointer yarışmakta. İkisi de kontrolsüz. İkisi sizin uygun gezmiyor. Rüzgarı hiç kullanmıyorlar. Hep geri gidiyorlar diğer köpekler gibi. Burunları yerde. Uygun bir arama stilleri söz konusu değil. Sanırım bunları eleyeceğiz. Düdükleyelim. Bağlıyoruz. Ramazan çağırırsa. Ramazan iyi bir şampiş bir yürü. Şey bayram yani mu? Bayram normal. Alaska. Yazdı hocam. Sen geri gel. Tamam hocam. Lütfen.
Bravo! 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 Gel. Şimdi bu tür yarışmalarda fermada su, kuş kalıkta bir tabanca atmak zorunluluk. Tabanca atılmazsa hakim o fermayı saymıyor. Uluslararası yarışmalarda böyle. Tabanca yok. Şey yapmıyorum. Tabanca edindirelim. Şimdi ferma fena değildi. Ama sen kaldırdın. Kuşun deyince... kaldırmak zorundasın. Kaldırmak. Kuşun peşinden koştu. İki adım o kadar tepki göstermek zorunda sonuçta. Yani gımıldamaması gerekti, iki adım. O hakem bağlı demeden bağlayamaz. Tamam. Bir daha salacağız, göreceğiz. Tamam. Şeyin patronası iyiydi. Alaska'nın patronası iyiydi.